Arkadaşlar herkese merhaba. Her Salı günü e, saat e, 13:30'da ve her Perşembe günü saat 19'da bir süredir PostgreSQL sohbetleri canlı yayını yapıyoruz e, biliyorsunuz. Ee, yayınlarımızı canlı olarak Zoom'dan daha sonra çok kısa bir süre sonra da YouTube'dan e, takip edebilirsiniz. Ee, YouTube adresimiz youtube.com/devrimgunduz. Kanalda henüz olmadıysanız abone olmanızı ve abone oldurmanızı rica ediyorum. Ee, YouTube üzerinden şu anda yayın yapma imkanımız tabii ki var ancak benim istediğim konuklarımla beraber daha geniş kapsamlı biraz daha cicirli bicirli yayınlar yapabilmek açıkçası. E o yüzden kanala henüz abone olmadıysanız ya da yanın yanında henüz henüz abone olmayan birileri varsa bu konuda yardımlarınızı ben rica edeceğim. Şimdi geçen günkü yayınımız yani salı günkü yayınımızda replikasyon konusuna bayağı bir güzel girdik ve Postgres replikasyonunu eee ince streaming için incelemeye çalıştık. E, o yayından sonra aldığım geri bildir bildirimlerden bir tanesi ben birkaç yıldır bakmıyordum. E, buna siz bayağı kolaylaştırmışsınız bu işi. E, hatta Cloud'dan çıkayım da bunu daha kendim ben yapayım gibi bir yorum oldu e, şu, e, bir arkadaşımızdan. Şimdi e, gerçekten çok kolay bir şekilde e, artık Postgres replikasyonu başlatabiliyoruz ve devam ettirebiliyoruz. Zaten aslında benim çok klasik bir tabirim vardır eğitimlerimde ya da sohbetlerde, dost sohbetlerinde söylediğim şey. Aslında bırakırsanız zaten kendi kendine çalışıyor. Başka da bir şeye gerek yok demek istiyorum. Şimdi bugünkü yayınımızda size, bugünkü yayınımızda size PostgreSQL'de Logical Replication kavramı öncelikle anlatmak istiyorum. Logical replication'dan neler bahs ne bahsediyoruz işte neleri anlamalıyız e, neler getiriyor artıları eksileri ya da farklılıkları nedir bunlardan öncelikle bahsedeceğim size. E, bu arada e, bir haberim daha var size. Yayınlarımız bundan sonra tabii ki devam edecek. Yani her salı günü ve her perşembe günkü yayınlar devam edecek. Onun dışında sizlere ben evden videolar çekeceğim. Kısa süreli. E, sadece konuşma ve anlatma şeklinde olacak soruları kısa yanıtlar. işte Postgres replikasyonunda hangi araçları kullanırsınız? i̇şte aktif aktif replikasyon nedir gibi. Zaten çok sık sorulan sorulara yanıtlar için, özür dilerim yayın içerisinde referans vermektense artık kısa kısa videolarla ben size bu konuda ekstra bilgi vermeye çalışacağım. Dilimin döndüğü kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Şimdi PostgreSQL'de Logical Replication nedir? Aslında işin özeti, işin tabii geçmişi çok fazla. bir, bir Sanıyorum Postgres 9.4'te tabii. Postgres 9.4'te başlayan bir Logical Decoding özelliğiyle hayatımıza girdi Logical Replication. Şimdi Streaming Replication nedir? Streaming Replication'da asıl olan Cluster'dır. Yani siz bir cluster yaratırsınız, veri tabanı Cluster'ı. Veri tabanı Cluster içerisinde yarattığınız her nesne bu bir veri tabanı olabilir, bu bir tablo olabilir, bu bir indeks olabilir, bu bir kullanıcı olabilir. E, yazılan herhangi bir nesne, artık bola yazılan herhangi bir şey, burada önemli olan tabii ki bilgi bu, bola yazılan herhangi bir ta, e, nesne doğrudan replikasyon aktarılır. Çünkü burada amacımız bol üzerinden yazılan, dat e, dozyan yazılan dataları karşı tarafa göndermek. Güzel. Yani burada veri tabanın içinde ne varsa bu large object de dahil büyük bir large object koyduysak ya da neyse bir large object koyduysak bunlara da replikasyon sorumlusuna aktarılır. İşte burası çok önemli. Streaming replication'ın en büyük avantajı tüm cluster'ı olduğu gibi yedekleyebilmemiz. yedekleyebilmemiz. Yalnız bu her zaman istenen çözümü getirmeyebilir ya da istenen şey olmayabilir. Postgres'te in-core replication yokken benim de çok sevdiğim, genelde pek sevilmezdi ama ben iyi yapılandırabildiğim için seven insanlardan bir tanesiydim. Slony diye bir replikasyon aracı vardı. Hala var bu arada Slony. Slony ne işe yarıyor? Slony belirlediğiniz tablo ya da tabloları trigger-based bir replikasyona istediğiniz kadar sunucuya atıyor. Güzel. Peki onun dezavantajı neydi? Trigger tabanlı olmasıydı. Triggerların getirdiği ekstra yükler nedeniyle performansımız ya da yapmamız gereken işlemler sıkıntı geliyor. Dolayısıyla şu andaki sorunumuz ne? Tamam ben çok güzel bir replikasyon istiyorum ama sadece bir veri tabanının replikasyon istiyorum. Postgres'in streaming Replication'ında veri tabanı veri tabanı replikasyon ayıramıyoruz. Bunun nedeni volun yani transaction logların global bir stream içerisinde olması. Yani ayrı ayrı bir replikasyon, özür dilerim ayrı ayrı WAL streamler yok. O cluster içerisindeki her şey tek bir Wall Stream içerisine yazılıyor. Evet bir gün olur da PostgreSQL her veri tabanı için ayrı bir Wall ve global nesneler için de ayrı bir Wall Stream oluşturursa belki bu zaman inkor olarak işte veri tabanı bazı, bazında replikasyon seçeneğimiz olabilir ama şu anda böyle bir imkanımız yok PostgreSQL. Ben bunu 10 yıl kadar önce PostgreSQL mailing liste önerdiğim zaman işte bu global ayrımından bahsedildi. Onun da zor olduğundan bahsedildi. Tabii ki belki de artık e, tekrar konuşmanın zamanı gelmiştir 10 yıl içerisinde. Peki logical replication ne yapar? Logical replication aslında zamanında Uber'in ünlü bir bloğunda PostgreSQL'de yok diye şikayet ettiği bir özellikti. O zamanlar yoktu. E, bu arada yani blog'daki o kısım e, doğru. Biz sadece belirli bir tablo tabloyu ya da tek bir veri tabanı yedeklemek isteyebiliriz. Peki bu neden bunu isteyebiliriz? Evet, klasik anlamda bir replikasyon düşünebilirsiniz. Yani ben ne olacağım? Bir veri tabanını, sadece bir veri tabanını yedeklemek istiyorum. Diğerleri benim için önemli değil diyebilirsiniz. Ya da ben sadece bu veri tabanını başka bir yere daha göndereceğim. E, orada da başka işlemler yapacağım diyebilirsiniz. Bunu sadece veri tabanı olarak düşünmeyin. Tablo bazlı tablo bazı da yapabilirsiniz. Yani ben bu veri tabanındaki sadece iki tane tablo iki. Birazdan zaten size örneklerini göstermeye çalışacağım e, elimden geldiği kadarıyla. E, Bunları sadece karşı tarafa atmak isteyebilirsiniz. Peki, e, burada e, tek taraflı bir veri aktarma mı söz konusu? Streaming Replication'da evet tek taraflı bir veri aktarma söz konusu. Yani bizim bir tarafta yarattığımız şey karşı tarafa da yeni yaratılıyor, sildiğim sil dedi sil dediğim şey siliniyor. E, o günkü yayında da söyledim, burada bir yedeklilikten bahsetmiyoruz. Replikasyon kesinlikle yedeklilik değildir, Streaming Replication için özellikle. Sadece bir HA çözümüdür. Yani primary sunucuma bir şey olursa standby sunucudan devam edebileyim. Ya da yük dengeleme çözümüdür. Standby sunucudan read-only sorgularınızı alabilirsiniz. Ee, bugün bir arkadaşım da sormuştu bana. Örneğin dump alabilirsiniz standby sunucudan. Copy ile veri çekebilirsiniz. Normal okuma işlemlerinin hepsini yapabilirsiniz. Peki, logical replication'ın buradaki bize getirebileceği farklılıklar ne? Az önce de söylediğim gibi Postgres 9.4'te beraber gelen logical decoding özelliği vol'a yazılan kayıtları, transaction log'a yazılan kayıtları ayırmamıza yardımcı oldu. Peki, bu ne demek? Yani ayırmamıza yardımcı oldu ne demek? Burada o zamanlar için sadece insert, update, delete, e, Postgres 11 ile de beraber truncate işlemlerini ayırabilir hale geldik. Peki, yani dolayısıyla eğer primary sunucuda bir tabloya bir insert yaparsam, bu diğer o logical replication'daki sunucuya da insert olarak gidiyor tekrar söylüyorum dört tane operasyonumuz var. Insert, Update, Delete ve Truncate. Bunu neden önemsiyorum? neden önemsiyorum? Çünkü sadece bunlar üzerinden replikasyon yapabiliyoruz ve daha da ilginci ben örneğin sadece insertleri al diyebilirim replikasyonuma. Ya da işte delete'leri alma bir araçtan baktığınız zaman diyebilirim. Bu ne işime yarar? Örnek veriyorum bir giriş sistemi tutuyorsunuz ya da önem çok verinin önemli önemli bir veri tutuyorsunuz ve biz siz buradan verinin silinmesini istemiyorsunuz tamam bir saldırgan girdi ya da kurum içerisinden birisi girdi örnek veriyorum yine kapı giriş sistemideki ki değişiklik yapmak istedi kapı giriş sistemine güzel e, kendi kaydını update etti ve işi çözdü peki güzel oysa biz eğer bunları karşı tarafı updateleri almıyorsak sadece insertleri alıyorsak benim asıl güvenlik için tuttuğum veri tabanında o kaydın es asıl halini olduğunu görecek. Bu tip e, sorunlarda replikasyondaki veriyi kullanarak doğru veri alabileceksin. Yani bir taraftan da audit edebileceğiz yani kısacası. Dolayısıyla Log Logical Replication sadece bir replikasyon çözümü ya da tek veri tabanları ya da bir tabloyu, üç, üç tane tabloyu replik etmek değil. Aynı zamanda bir nevi güvenlik ve audit işlemleri için de e, kullanabilirsiniz. Benzer şekilde geliştiricilerinize bir tablonun kopyasını vermek istiyorsunuz. Üç, yani üç tane tablonun ya da beş tane tablonun kopyasını vermek istiyorsunuz. Sadece o tablolardan replikasyon çıkıp e, işlemlerinizi halledebilirsiniz. Peki streaming replication e, logical replication'ın e, farkları sadece bu kadar mı? Hayır. Streaming replication dediğimiz zaman birinci cluster'ın tamamen kopyası ikinci bir cluster'dan bahsediyoruz. Oysa logical replication'da öyle bir kopya yok. Az önce de söylediğim gibi belki tablonun bir kopyasından da bahsetmiyoruz. Daha da önemlisi bir logical replication'dığı bir ortamımız varsa standby sunucuda ki burada subscriber adını kullanacağız ki birazdan anlatacağım onları. Oraya siz isterseniz veri, veri yazabilir, ek veriler yazabilir. Oradan veri silebilirsiniz çünkü orası yazma ve okumaya uygun. Yani kısacası tamamen bambaşka amaçlarla kullanılan bir şey. Sık yapılan hatalardan bir tanesi şu çünkü arkadaşlar... E ya görüyorum hani e-postalarda vesaire. Ya, streaming, streaming replication'ı kullanayım. Logical replication'ı hangisi daha iyi? Bunun teknik bir yanıtı yok. Bu tamamen bizim gereksinimlerimize uygun olan bir konu. Şimdi tabii örnekle örneklerle göstereceğim arkadaşlar ben size. Logical Replication'da genelde bir replication identity diye bir kavram var. Yani primary key üzeri genelde de primary key varsa ve genelde primary key'dir bu. Genelde söylüyorum. Oradaki veri değişikliklerini aktarır arkadaşlar. Şimdi az önce de söylediğim gibi Postgres'te logical Replication'a bir publisher kavramı var, bir de subscriber kavramı var. Publisher veri publish eden, subscriber da veriyi alan. Yani benim replika replica sunucumuz olarak adlandırabilirsiniz. Şimdi Postgres PostgreSQL'de son dönemde birkaç arkadaşla beraber başlattığımız ve bazı sözcükleri kullanmama kavramı var. Örneğin master ve slave sözcüklerini artık kullanmamaya çalışıyoruz streaming Replication'da kelimenin anlamlarından dolayı master-slave sayı sözcüklerini kullanmamaya çalışıyoruz. Bunun bunun yerine primary ve standby, replication, replika gibi kavramları e, kullanmaya çalışıyoruz. Bunu da özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, logical replication'da peki neler yapabiliriz? Bir farklı PostgreSQL sürümleri arasında da replikasyon yapabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Farklı PostgreSQL sürümleri arasında replikasyon yapabilirsiniz. Çünkü burada asıl olan veri Artık e, işte 1A, 2B, 3C diye girdiğim verileri karşı tarafa atıyoruz. O yüzden e, yayının başında bahsettiğim Logical 9.4'de gelen Logical Decoding özelliğini kullanıyor e, e, bu. Az önce de söyledim. Tek bir tabloya da veri tabanı yapabilirsiniz. Tablolardan oluşan bir replikasyon kümesi diye bir kavram var. Buna Replication Set e, diyoruz arkadaşlar. E, ve bir amacı da şu, bir yararı da şu daha doğrusu Logical Replication'ın birden fazla veri tabanınızı analitik işlemler için tek bir veri tabanı toplayabilirsiniz. Yani sizin production'da olan veri veri tabanlarınızı, verilerinize diyelim özür dilerim ya da veri tabanlarınızı raporlama amaçlı tek bir veri tabanında tutup orada yazacağınız sorgularla diğer yani tüm veri tabanlarını teker teker dolaşmaktansa tek bir veri tabanından rapor sorgularınızı çıkartabilirsiniz. Peki her şey toz pembe mi? Hayır. Ne dedim? İkisi birbirinin alternatifi değil, bambaşka sorunlara bambaşka çözümler getiren bir şey. Logical Replication'da en çok zorlanabileceğiniz şey, şema ve DDL değişiklik, yani şema yani DDL değişikliklerinin replike edilmediği. Yani siz tablonuza bir kolon eklediğiniz zaman, pra, e, prime, yani publisher sunucunuzda diyelim biz buna, standby sunucunuzda ya da subscriber sunucumuzda de, gerçek adıyla, bu, e, bu değişiklik aktarılmaz. Şema değişikliklerinin e, ne yapılacağını ben size burada örnekte göstereceğim arkadaşlar. Yine kritik bir konu, Large objectler replik edilmezler. Large objectler replik edilmezler. Yani sizin eklediğiniz fotoğraf, ses kaydı, görüntüler, resimler, fotoğraflar vesaire neyse bunlar replik edilmezler. Sequence'lar replik edilmezler. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bir de view'lar, materialized view'lar, foreign table'lar replik edilmiyorlar. Bir de partition'ların root tabloları. Zaten aslında içerisinde veri olmayan tablolar da replik edilmiyorlar arkadaşlar. Şimdi kavramları tekrarlayalım. Bir publication kavramı var. Publication bir ya da birden fazladaki tablonun e, değişti, değişikliklerin oluşturduğu küm arkadaşlar. Her bir publication sadece bir veri tabanında tanımlanabilir. Publisher dediğimiz şey publication'ın tanımlandığı PostgreSQL sunucusu. Subscription dediğimiz şey subscri publication'dan veri alan e, PostgreSQL sunucusu. Subscriber, subscription'ın tanımla, tanımlandığı özür dilerim, PostgreSQL sunucusu. Set dediğimiz şeyde bir ya da birden fazla tablonun oluşturduğu publication. Her zaman olduğu gibi varsa sorularınız lütfen chat ekranından bize yazın arkadaşlar. Şimdi ee, normal replikasyondan farklı olarak şimdi ekranda görüntüsünü vermeye başlayacağım size. E, post, ilk yayında da bahsetmiştim. PostgreSQL'de ön tanımlı olarak streaming replication hazır hale gelir. PostgreSQL ön tanımlı olarak streaming replication hazır hale gelir. Oysa 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 logical replication yapmak istiyorsanız eğer mutlaka bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bunlardan bahsedeyim ben size. Tek bir değişiklikten tek bir değişiklik göstereceğim size. burada wall level parametresi. Wall level parametresi önceki yayında da söylediğim gibi ön tanımlı olarak replik olur. Biz burada buna logical dememiz gerekiyor. Neden? Çünkü logical replication yapacağız. Neden? Voldan logical kayıtları, lo, özür dilerim, Voldan logical replication için kayıt e, aktarmasını, a, iste, yazmasını isteyeceğiz Postgres'te. Şimdi önceki yayında yine bahsettim ama onu olur da seyretmemiş olanlar için şunu söylemek istiyorum. Durduk yeri ben bunu yaparsam, eğer gerçekten logical replication kullanmadan bunu yaparsam, Vol'un içerisinde yazılacak birinin artması nedeniyle, verinin daha da artması nedeniyle daha doğrusu. bunun ekstra yük getireceğini unutmayın. Yani kullanmıyorsanız bu parametre logical yapmayın. Ölçülebilir bir şey mi? Evet ölçülebilir bir fark yaratır. Çok büyük büyük bir yaratır? Hayır. Yani bundan dolayı performansınız yerlerde mi sürünür? Hayır, kesinlikle böyle bir şey olmaz. ama tabii donanımınıza bir ek yük getireceğini de söylemek isterim arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla systemctl restart postgresql 12 dedim. Böylece artık wall level'ı da ee, wall level'ı da e, yaratmış olduk. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. psql dedim. Create database. Pagila. Pagila e, Google'da da bulabilirsiniz. Postgres'in yan deposunda da bulabilirsiniz arkadaşlar. Pagila bir test veri tabanı. Çok eski aslında yanlış anımsamıyorsam 2007 yılından veri gelen bir veri tabanı. Ben eğitimlerimde de kullanıyorum. Bu tip örnekler verirken de kullanıyorum. Çünkü basit tablo yapıları, işte partitioning'miş, e, trigger yazmakmış, veri yeni veri tipleri yaratmak gibi şeyleri gösteren bir veri e, tabanı. Yamla da kurabiliyorsunuz az önce az önce söylediğim gibi. Şimdi ile bağlanıyorum. Önce eee şey, kurduğum RPM'lerden veri tabanının şemasını yaratıyorum. Ardından da datayı giriyorum. PostgreSQL'e girdik. Şimdi öncelikle logical replication için arkadaşlar ee, create publication pg e, özellikle bir pub, e, publication yaratmamız gerekiyor. Şimdi başlayalım. Create publication komutuyla bahset, e, başlayacağız. Bundan sonra bir ad vermemiz gerekiyor. Ne diyelim? PostgreSQL sohbetleri diye. Soh PG sohbet diyelim. Bir ad verelim de böyle adlar vermeyin. Lütfen mantıklı adlar verin. for table language. Language diye bir tablom var. Hemen tabloyu da göstereyim ben size. Language diye bir tablom var. Gördüğünüz gibi bunun üzerine bir sürü şey var. İşte dedim ki örnek tablolar çok güzel. İşte constraint'ler var vesaire. Language ID üzerinde serial kolon var. Name var ve last update 3 tane kolonu var. Çok güzel. Şimdi Böylece bir böyle publication yaratmış oldum. Lütfen tekrar söylüyorum. Böyle adlar vermeyin. Benim yaptığımı yapmayın. Fijli sohbet 1 diye bir e, yapalım. Örneğin e, ne diyelim? Film virgül e, virgül e, language diyebilirsiniz. Bakın bu sefer birden fazla tablo için yaptım. Üstelik daha önceden replike ettiğim başka bir Pardon, publication yarattım, başka bir tabloyu da alabilirsiniz içerisine. Yani sadece e, language'e zaten bir tane publication var demiyoruz. Onu da başka yere aktaracaksınız belki. Bu ikisine başka yere aktarmak istiyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Şunu yapabilirsiniz. Create publication. Örneğin pagila all pub. Biraz daha mantıklı bir ad vereyim dedim. For all tables. Güzel. Güzel. Şimdi bu ne yaptı? Bir tane daha replikasyon yarattım. Ee, özür dilerim. E, publication yarattım sadece. Henüz bir şey yaratılmış değil. Sadece tanımları yaratmış durumdayım. bu gidip o, şem, o, o veri tabanındaki tüm tabloları e, alacak bizim için. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane daha yaratalım. Language insert diye bir e, publication yaratmak istiyorum. Güzel. Şimdi başlıyorum. For table language. O zaman bizim üstte yazdığımızdan farkı var mı bunun? Şu ana kadar yok gibi gözüküyor değil mi? Evet doğru ama. Şimdi bir şeyler ekleyeceğim. With publish eşittir. Insert. Hmm. Bakın şimdi değişti. değişti. Bu publication'a bağlayacağım subscriber language tablosunu sadece insertlerini alacak. Language tablosunun gelen insertleri alacak. Bu ne demek? Ben bu tabloya bir şey, bu tablodan bir şey silersem, bu tabloda bir update yaparsam, bu tabloyu truncate edersem, bunların hiçbiri karşı tarafa gitmeyecek. Param de çalışacak, param biri hiçbir sorun yok ama logical replication sunucuma gitmeyecek arkadaşlar. Şimdi eee, Geçen gün e, yine anlattığım gibi öncelikle replikasyon kullanıcısı yarat yaratalım. Create role replika user e, password replika diyelim çok gizli çok çok kuvvetli bir parola verdim. Alter role replika user login ve login ve replication haklarını da verelim. Az önce create role dedi e, bunları verebilirdim arkadaşlar. Şimdi e, işimizin kolay olması için ben tek makine açtım hiç fark etmez. Aynı makine üzerinde yapacağım. İkinci bir Postgres kurdum. İkinci Postgres de 5433. porttan çalışıyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Ee, ilk mutlaka bir HBA'da izin, PBA'dan ver izin vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani replikasyon yaptığınız için e, primary üzerinde hemen göstereyim size. E, mutlaka izin vermeniz gerekiyor replication amaçlı. Zaten bu ön tanımlı olarak bunlar e, dur e, olduğu için e, bir sıkıntı yok. Şimdi belki bir şeyler çıkabilirler de anlatacağım şimdi. Bağlayalım şimdi PSQL. PSQ ile bağlandık. Create database Pagila. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, Create database Pagila bağlandık Pagila. Şimdi replikasyonu başlatacağım ama yapmam gereken bir şey var. Az önce de söylediğim gibi şema değişiklikleri replike edilmez. Şema değişiklikleri replike edilmez. Peki ne yapmamız gerekiyor e, bu noktada? Aynı tabloyu sizin repli replikayı gönder, yani verileri göndereceğiniz e, subscription sunucuda, subscriber sunucuda özür dilerim, subscriber sunucuda yaratmanız gerekiyor. Bunu yaratmanın birkaç tane yöntemi var. Yöntemlerden bir tanesi gidip elle tabloyu yaratabilirsiniz. Bir başka yöntem, genelde pratikte de kullanılan yöntem budur. Pratikte söylüyorum bunu, yoksa bir şey fark ettiğinden değil. pgdump Dump kullanabilirsiniz. pgdump Dump, tabii veri tabanı adı verip, tablo adını verip, örneğin şöyle bir bakalım. Bakın bize sadece aşamayı gösterdi. Komutu tekrar gösteriyorum. pgdump Dump, Pagila, Trete, Language. Yani Pagila veri tabanındaki language'ı al. Şimdi şema diyorum sadece bana şemasını getirdi. İçerisine hiçbir şekilde veriyi koymadı bu yeni haliyle. Güzel. Şimdi PSQL, Pagila, TRP, 5433. Bunu pipe ettim arkadaşlar. Güzel. Hatalardan bir tanesi bu. Bakın gördüğünüz gibi. Ne oldu? Evet ben bunu gönderdim ama yaratamıyorum dedi. Neden? Böyle bir sequence yok. Bakın gördüğünüz gibi tabloyu tek başına yaratmak yetmedi. Bir de bunun kunus, sequence'ı almamız gerekiyor. Şema işlemleri bir miktar işte elle yapmanız gereken bir işlem. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Genelde bunda bunda yapmıyor değiliz aslında. PSQL e, Pagila deyip olduğu gibi tüm e, veri aktarabiliriz. Aslında biz bunu yapmayacağız. Neden bunu yapmayacağız? Onu da anlatırım. Drop Database Pagila, Create Database Pagila, tekrar yarattım veri tabanını. Burada bu şekilde değil, sadece şemasını aktarmamız yeterli. Arkadaşlar sadece şemayı aktardım. Güzel. Şimdi PSQL, Pagila, tekrar 54.33'e girelim. Select Yıldız From Language, boş. Oysa, oysa benim asıl pagelama bakarsam verim var. Hmm. Şu anda sadece şema var. Publication tanımladım. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Subscription tanımlamam gerekiyor. Create subscription başlıyoruz. Ne diyelim? Ee, sohbet pub connection DB name eşittir Pagila, host eşittir 120.0.0.1, aynı makinede yaptığım için söylüyorum hiçbir şey fark etmez, user eşittir işte postgres diyelim şu an acil kullanmayı yaratmadık, port eşittir 5432 default publication bu şey port olduğu için aslında yazmanıza gerek yok ama ben yine kolaylık olması açısından yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir publication vermemiz gerekiyor. Şimdi yarattığım publication'ları şurada bir hatırlayalım. PG sohbet dedik. PG sohbet 1, Pagilapa all pub, işte language insert vesaire dedik. Ben sadece şu mesela language insert'e başlayalım. Publication Güzel. Birinci hatamızı aldık. Birinci hatamızı aldık arkadaşlar. Tamam. Birinci hatamızı aldık. Harika. Identity authentication, authentication failed for user Postgres. Peki neden bunu yaptı? Çünkü buradaki Postgres kullanıcısı karşı tarafa e, bağlanmak istiyor ve onun için henüz e, izinleri yok. Hemen, hemen, <laughs> özür diliyorum. Hemen, hemen, eee eba.conf diyelim. Burada e, şu ident zaten e, bu arada şu ident authentication e, kalkacak arkadaşlar. Postgres RPM'lerinden. E, 13 ile beraber kalkacak. Eski davran eski davranışları değiştirmemek için bunu kaldırmıyoruz şu anda. Ama ident authentication'ın default e, olarak kalkacak. Onu da söylemek e, lazım. Select PG reload conf diyelim. Bu arada geçen yerinde bir türlü söyle gösterememiştim. psql c select pg reload conf ile tek seferde postgresql'i reload edebilirsiniz arkadaşlar. Gittim primary sunucuyu verdim komutu ve çalıştırdım. Bağlandık. Aynı komutu tekrar veriyorum şimdi. Güzel. Şimdi create replication slot sohbet pub dedi. Replication slotu geçen yayında anlatmıştım. Harika. Olması gereken de o. Yarattı ve e, subscription yarattı. Çok güzel. Peki bu ne demek? Select yıldız from language. Ve geldi. Az önce verimiz yoktu biliyorsunuz. Ve aldı veriyi gönderdi buraya. Harika. Çok güzel. Şimdi e, tekrar bağlanalım buraya. Yani language primary veri tabanı yani o publisher veri tabanına bağlandım. Insert into language values. Başlıyorum. Default yani git sequence kullan. Turkish diyelim. Timestamp için de now kullanalım. Güzel. Hemen kontrol edelim. Burada verimiz var mı? Var. Bu primary zaten veriye girdik. Şimdi standby sunucu, standby instance'ına bağlanıyorum arkadaşlar. Aynısını özür dilerim. Ee, özür dilerim. Select yıldız from language diyorum. Ve gördüğünüz gibi Turkish burada var. Şimdi öbür tarafa geçeceğim. Öbür tarafa geçeceğim. Ve bir komut çalıştıracağım. Şimdi selektif bir kontrol ederim. Update language set name eşittir Türkçe where id özür dilerim. Language id eşittir 7. Şimdi bakın primary sunucuda RAM sonucu da gittim bir değeri update ettim. Gördüğünüz gibi işaretlediğim şekilde Turkish'ten Türkçe'ye geldi. Şimdi aynı veriyi öbür tarafta sorguluyorum. Burada Turkish neden neden? Neden? Çünkü subscription yaratmamızı e, önce bir hatırlayalım. Language insert publication'ı kullanmıştık. Peki language insert neydi? ...sadece insertleri replik ediyordu. Bakın gitti birisi veri tabanında datamı değiştirdi benim o tabloda, özür dilerim. Veri tabanında değil demeyelim, yani olayı netleştirelim. Tabloda verimi değiştirdi. Ve bu kesinlikle benim replikasyonumla gelmedi Çünkü böyle istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü böyle istedik biz, bunu yaptı yaptık. İşte, ense uç bir örnekle beraber... Ha, hiç yazmasaydık. Yani az önceki o ilk verdiğim... Ee, Şu örneğe bakalım. Burada insert, update, delete, truncate hepsi gider. Hiç sorun yok. Burada insert, update, delete hepsi gider. Hiçbir sorun yok. Mesela bir tane bir e, e, örnek örnek yapalım şimdi. Örnek yapalım. E, bu arada şunu da göstermek isterim ben size. Ne demiştim? Sequence replikasyonu yapılmadığı için hataları aldık ve 8'den itibaren girdik. Bakın sequence replikasyonu yapılmıyor demiştim. Gördüğünüz gibi uygulama patladı ilk başlar. Peki select yıldız from from language. Bakın sen baya veri girebiliyorum. Bu veri diğer tarafta var mı? Yok. Yani logical replication bambaşka sorunları çözmek için yani klasik anlamda bir replication değil. Ben verimi aldım öbür tarafı da aynısı olsun şeklinde bir replication değil. Bambaşka sorunları çözmek için uygulamaların da yazabileceği bir sürü şey yapabileceğiniz bir replikasyon çözümü arkadaşlar. Sorularınız varsa e, almaya devam, ed devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle birkaç şey söylemek istiyorum. E, DDL işlemleri, Logical Replication'da DDL işlemlerinde Publisher tarafına yeni bir tablo eklediğiniz zaman bunun için ayrı bir e, replication kümesi yaratmanız gerekecek. Yani hemen bir örnek yapalım sizinle beraber. Bağlanalım primary sunucumuza. Create table GBD T1 integer primary key T2 varkar 20. Güzel. Bir tablo yarattım şimdi. Insert into GBD values 1 virgül ARP virgül güneş. İki tane veri girdim şu anda. Hadi. Şimdi e, bir publication yaratalım. Publication yaratalım. Create publication e, gbd pub diyelim. For table gbd Güzel. Şimdi ne yaptım? Gbd e, tablomuz için yeni bir tane publication yarattım. Yani tabloyu eklemek benim tüm veri tabanı olsa dahi bir işe yaramayacaktı. Yeni bir tablo yarattığım için benim artık yeni bir publication yaratmam gerekiyor. Öncekinden farklı olarak, öncekinden farklı olarak bu sefer öncelikle şurada bir tablomuzu bir yaratalım. Subscription'ımızı hemen yaratalım. Sohbet Pub 2 olsun. Publication GBD Pub olsun. Çok güzel. Select Yıldız from e, GB'de. GBD. Bakın bununla beraber aldı. Şimdi şu dikkatinizi çekmiştir sanıyorum. Create subscription, subscription dediğimiz zaman gidiyor karşı tarafta bir, bir slot yaratıyor ve veriyi bizim tarafımıza kopyalıyor. Send by sunucuya. Subscriber sunucuya. Eğer tablonuz çok büyükse bu işlem birazcık uzun sürebilir. Bunu unutmayın. Çünkü burada verinin gerçekten kopyalamasından, kopyalamasından e, bahsediyoruz. Ben kısa tablo, küçük tabloları seçtim amacım sizlere bir şey göstermek, bir şey bu konuları anlatmak olduğu için. Şimdi e, tekrar primary'e bağlanıyorum. Bağlandım. Insert into GBD values 3 virgül ada. Primary'e bir insert yaptım. Şimdi standby'a geçiyorum. Subscriber sunucuya. Select yıldız yaptım dedim. Çünkü insertlerin gittiğini gördük. Şimdi bir tane update yapalım. Bir tane update yapalım. Update T1 özür dilerim GB'de set T2 eşittir arkaya where T1 eşittir 1. Hadi devam edelim. Devam edelim. Bunu iki tane örneği bilerek yapıyorum. 3. Şimdi bakalım. Tablodaki select yıldız from gb de değişti. Neden? Replikasyonla ilgisi yok bunun. Konumuz geldiği için anlatayım. Bunu anlatmak için daha doğrusu iki tane update yaptım. Bakın Postgres o kolonları aldığı sıraya, fiziksel sıraya göre getiriyor bana. Order by yapmıyor kesinlikle. Olması gereken de zaten bu. Bilin yani order ekstra bir şey yapmak istiyorsanız order by demeniz gerekiyor. Şimdi iki tane update gönderdim ben buraya. Standby sunucuya bağlanıyorum. 5433'ten çalışan. Serik Yıldız from GB dedim. Aynısı geldi. Neden? Çünkü e, tüm her şeyi insert, update, delete ve truncate'i replik etmesini istemişim. Insertleri yap yaptı, update'i yaptı. Şimdi bir de truncate yapalım. Truncate e, GB'de. Güzel. Seri Yıldız from GBD de bitti. Şimdi e, burada örnek e, bir örnek daha vermek istiyorum size. Yine çok sık karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Çünkü sık olmasa bile en azından karşılaştığım şeylerden bir tanesi. Insert into GBD e, bir art demiştik. Art Güneş Deniz diyelim bu sefer de. Güzel. Şimdi GBD'ye bir tane değer girdim. Hemen kontrol ediyorum diğer tarafta var mı? Var çok güzel. Şimdi bakın. Diğer tarafa, diğer tarafa bir veri daha gireceğim. Ayrıca bir veri gireceğim. Artık bu noktadan sonra ikisinin verisi bambaşka. Yani stand-by sunucuda güneşleriniz ve harf var. Prime sunucuda sadece güneşleriniz var. Bu, bunu beklediğimiz bir şey. Çünkü ne dedik? Logical replication'ı biz yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz subscriber üzerinde. Şimdi truncate gbd ediyorum. Truncate gbd ediyorum. Yani gittim T1 tablosundakileri truncate et dedim. Şimdi bakın. Truncate komutu da o geçiyor karşı tarafa. Yani buraya eklediğiniz bizim aslında diğer tarafta olmayan veriyi de siler truncate. Çünkü truncate komutunu gönderiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Tranket komutunu gönderiyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Ee, bir tranket ettiğim zaman diğer taraftaki veriyi de tranket komutunu gönderdiğim için diğer taraftaki o özel verinin ayrı yazılmış verinin de replike edileceğini lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, bu konuda size söyleyebileceğim e, sor, e, şeylerden e, bir tanesi e, Unlock Table'ları replike edebilir misiniz? Hayır Unlock Table'ları replike edemezsiniz. Çünkü VOL'a yazılmıyorlar. Sadece VOL'a yazılan kayıtları replik edebilirsiniz. Tüm replikasyonlar için geçerli. Bu bir. E, i̇kinci şey arkadaşlar, peki ben replication, replikasyonu durdurmak istiyorum. E, bu konuda ne bu, e, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle drop, subscription, mesela sohbet pub dedik. Gitti, replication slotu durdurdu. Drop subscription dedi. Yetiyor mu? Yetmiyor arkadaşlar. Aynı zamanda sizin primary sunucuya bağlanıp drop subscription ee, sohbet pop e, özür dilerim drop publication Ha, özür dilerim. Bunu, kaldı, bunu yaptığımız Çok özür diliyorum. E, kafam dağıldı. E, bu, bu yeterli. Yani drop subscription demeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi e, sorularınız hemen iki tane soru var. Onları hemen yanıtlayayım arkadaşlar. Birincisi e, Metin Ulusina'nın bir sorusu. Logical ya da streaming replication'larda table replication'larda ver şartı ile şart replikasyon yaptırılabiliyor mu? diye bir soru. Logical ya da streaming'de e, streaming'de bu yapılmıyor. Logical için teknik olarak mümkün ama bildiğim kadarıyla community versiyonunda bu yapılmıyor. Sanıyorum ki henüz open source olmamış PG Logical'da bu yapılabiliyor diye hatırlıyorum Midden Hocam. Ee, Muhammed Hocam'ın bir sorusu var. Eğer Logical'da da aynı ID varsa Unique constraint hatası verir mi? Az önce bir hata verdi. Ben ekranı varsa hemen göstereyim size. Şurada aldık biz bir hata. San yayında da yayında gibi birkaç dakika önce hatayı aldık. Göremedim şu anda sınırım ama şurada aldık hocam bakın. Şurada aldık. Insert into language values dediğimiz zaman da evet böyle bir şey varsa unique constraint hatası alırız. Çünkü başta başlarda da söylediğim gibi logical replication da arkadaşlar Sequence, değer, sequence replik edilmez. Değerler replik edilir ama sequence'ın kendisi replik edilmez. Sequence ayrı bir nesildir, Tabloya bağlı değildir çünkü. O nedenle edilmez arkadaşlar. Şimdi benim size logical replication ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Varsa hemen sorularınızı alabilirim. Ondan sonra zaten diğer konularla de devam edeceğiz. Bir, bir, bir Hemen bekliyorum bir sorunuz varsa e, sorabilirsiniz. Tamam, ben o zaman devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, şimdi e, peki e, neyle devam edeceğim? Geçen yayında yine bir saatlik de, dediğim ama ne yazık ki yine bir buçuk saati biraz e, daha zor sığdırdığımız bir e, replikasyon ve yedekleme e, konusu vardı. Aslında tecrübeli olmam gerekiyor çünkü daha önce bu yine ben bir, bir, bir buçuk saatlik bu semineri Ankara'da ve İstanbul'da üç saate, üç saat ancak anlatabilmiştim. Yine iyi gittik diyebiliriz. Şimdi geçen hafta anlatamadığım birkaç tane şey vardı. Bunlardan bir bahsetmek istiyorum size. Önemli şu PG Backrest konusu önemli. Çünkü ondan sonra bana yine sorular geldi. PG Backrest bir barman mı diye. Önceki yayında da söyledim. Birinin diğerine bir avantajı, ya daha doğrusu net bir üstünlüğü yok. Net bir üstünlüğü yok. PG Backrest'in özellikleri daha fazla. Daha sevimli. Sevimli PG Backrest. Barmen'in ise PG Backrest'i olmayan replication slot kullanarak ve PG Receive Wall kullanarak alma yedek alma özelliği var. Şimdi Barmen'in artısı sıfır veri kaybıyla, gerçek anlamda sıfır veri kaybıyla yedek alabilmeniz. PG Backrest'in artısı encryption, birazdan anlatacağım yedek alma yöntemleri vesaire. Dolayısıyla artıların eksileri tamamen size kalmış durumda ama sıfır veri kaybı istiyorsanız çözüm barman Ama onun dışında özellikler, örneğin hani cloud'a da atayım ben bu yedeği, Amazon'a da atayım, S3 bakıplarına göndereyim ben bunu istiyorsanız. Bunu, bu PG Backrest'te var. Barman'a da geldi galiba son sürümde. onun dışında yedeklerime yedeklerimi encryptleyeyim kendisinden. Çeksam alayım. Dediğiniz zaman bu özelliklerde PG Backrest'te var. Peki PG Backrest'te e, geçen de yayında birazcık bahsettim. 3 tane yedek var. Aslında bunların açıklamaları ne? Yani e, bir full backup dediğimiz şey, differential differential backup dediğimiz şey ve incremental backup dediğimiz e, şeyler nedir? Arkadaşlar full backup e, bizim data dizinin altındaki her şeyin yedeklendiği senaryo. Yani al, tüm cluster içerisindeki her şeyi tamamen yedeklediğimiz senaryo. Full backup kısacası. Şimdi e, Postgres kredisi, özür dilerim, PG Backrest kullanırken İlk yedeğiniz mutlaka full backup olmalıdır. Olur da siz yanlışlıkla e, birazdan bahsedeceğim değil ki yedek yöntemini verseniz dahi pgbackres gidecek bakacak ya benim daha önceden yokmuş böyle bir şeyim diyecek ve e, doğrudan full backup'a geçecek. Yani siz ona birazdan bahsedeceğim differential ve incremental deseniz dahi durum değişmeyecek arkadaşlar. Differential backup'ta bir de diff dif var full backupın yanında bir de diff backup var differential backup en son full backuptan sonra değişen dosyaları alır sadece tekrar söylüyorum en son full backuptan sonra değişen dosyaları alır differential backup dolayısıyla yükleme yükleme yapılacağı zaman en son full yedek alınmış en son full alınmış yedek ve üzerine en son alınmış differential yedek yükleniyor. Şimdi bu restore süresini uzatır ama ne arttırır? yedek alma miktarını arttırır. Incremental backup da arkadaşlar differential backup'a göre farklı olarak alınan son yedekten sonrasını sadece yedekler. Sadece en son değişiklikleri yedekler. Bu da bu da restore bunu da restore olması için öncelikle full backup olması gerekiyor. Aralarda varsa differential backup'lar olması gerekiyor. Restore edilecek, restore edilirken en sonunda da bizim incremental backup parametremiz olacak arkadaşlar. Yani son yedek bir full backup olabilir ya da differential backup olabilir. Hiç fark etmez burada. Differential da son full yedekten sonra alıyor. Incremental ise differential da olabilir ya da full olabilir. Alınan en son yedeğe göre değişen dosyaları alıyor. Peki bu güvenli mi? Müşterilerimiz bunu bize sık sık soruyorlar. Özellikle Oracle'dan geçen müşterilerimiz bize sık sık soruyorlar. Bunun nedeni Oracle'da yaşadıkları bazı sorunlar. Evet, çok güvenli. Bu işlemi çok temiz yapıyor. Bugüne kadar da bilinen bir sorun biz en azından sahada yaşamadık. Geliştiricileri zaten komünite içerisinde olan bir grup. Crunchy Data'nın finansal olarak desteklediği ve 5 son 5 yıldan beri geliştirilen bir üründür bu arada PG Backrest. Barman daha eskidir. E, bu arada belirteyim. E, bu bu tip şeyler arkadaşlar mevcut. Yine sorularınız varsa her zaman sorularınızı alabilirim. Ben bu özellikle bu iki kavramı da özür dilerim bu üç kavramı da mutlaka söylemek istemişim size. Geçen hafta çünkü e, söyleme zaman yetmediği şeylerden bir tanesi buydu. PG Backrest ile ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum hakkındayken. PG Backrest güncelleme yapacağınız zaman. Şimdi PG Backrest hem yedek makinesini kuru kuruyoruz hem de veri tabanı makinesini kuruyoruz. Peki güncelleme yapacaksanız nasıl yapacaksınız PG Backrest'i? PG Backrest'i tüm sunucularda aynı anda yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde yedeklerde bazı sorunlar olur. Aynı anda derken böyle milimetrik aynı anda enter'a basın anlamında söylemiyorum bunu. Ancak birini yaptıktan sonra işte bir süre sonra hemen beklemeyin. Hemen ya hemen ardından diğerlerini yapmanız daha iyi, daha verimli sonuçlar alacaktır. Yine PC beklesi ile ilgili sahada çok gördüğümüz müşterilerimiz de bazen kendi kendine karıştırırken yaptığı hatalardan bir tanesi PC beklesi root olarak çalıştırmak. Bunu yapmayın. PC beklesi tamamen postgres kullanıcısı yani işletim sistemindeki postgres kullanıcısıyla çalıştırmanız gerekiyor. Bunun nedeni hem ayarlarımız zaten e, bu şekilde hem de izinlerimiz bu şekilde. E, aksi taktirde özellikle öncelikle ben RUT'ta çalıştırırsam ondan sonra işte olmadı postgres'e döneyim dediğiniz zaman gidip tmp altında bazı dizinleri silmeniz gerekecek. E, verdiği hata da bunu ilk başta göremeyeceğiniz bir hata. Çünkü ben işte izin root diye söylemeyecek size. E, dolayısıyla mutlaka her şeyinizi postgres kullanıcısıyla yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sorularınız eğer yoksa ben bugünkü yayını e, burada kesmek istiyorum. Bonus bir yayın oldu çünkü bu yayın normalde bir konuğum vardı, konum e, rahatsızlık geçirdi. E, hatta o yüzden son dün de dün'e kadar duyuramadım rahatsızlığın durumu e, henüz belli gidip geliyordu sürekli. Kötü bir şey yok yani Covid ile ilgili değil ama camiadan çok sevdiğiniz de birisi adını vermek istemiyorum o yüzden e, çok sevdiğinizi bildiğim e, birisiyle bir yayın yapacaktık. Bir, bir sonraki haftayı umarım beraberce yapabileceğiz. Şimdi Bir soru daha var. O yüzden bu arada bu yayını bugün kısa keseceğim. Oruçtan arkadaşlarımız vardır eminim. Oruçtan arkadaşlarımızın iftarları genelde yaklaşıyor olması lazım bu saatlerde. Onlara bir vakit bırakmak isterim. Şimdi Mücahit Yavuz'un bir sorusu var. Gecikmiş soru yok hocam. Rahat olun. Öncelikle onu söyleyeyim. Disaster site'da disaster testi yapacağımız zaman nasıl bir özlememizi öneriyorsunuz? Yani Oracle'da olduğu gibi stand standby snapshot modda alıp testlerimizi yapıp tekrar snap'e dönme gibi bir teknoloji var mı? Şimdi disaster testi yapacağımız zaman ben ekran paylaşımıyla göstermeye çalışayım size onu bir saniye. size bununla ilgili bir çözüm göstereceğim şimdi. Evet. gitlab.com slash gündüz slash autoris adresine giderseniz tekrar söylüyorum. gitlab.com hatta yazalım bunu. Bu soru çok soruluyor bize. Ekranda chat ekranında yazdım arkadaşlar. Ee, Hüseyin'in e, geliştirdiği e, bir yazılım var. Autorest'te bunu çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi tekrar söyleyeyim. Disaster site'de disaster testi yapacağınız zaman nasıl bir yol izlememiz önerirseniz. Soru buydu. E, şimdi standby snapshot modu açıp, şimdi Oracle'da bir defa şey, özür dilerim. Postgres'te öyle bir mod yok. E, yani backup mod yok, snapshot e, mod yok, standby mod da yok. E, testlerinizi yapmak istiyorsanız PG yedek alıp Autorest gibi araçlarla hop, e, Tekrar ...bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Outrest'i kullanın. Ee, çok da güzel bir yazılım. Ee, bayağı da geniş özellikleri var. Sürekli de geliştiriyor. En son geçene... E, komite etmişti. Bayağı da güzel bir yazılımdır arkadaşlar. Onu öneririm ben size. Fahrettin Bey'in bir sorusu var. Recovery e, point in time'ı biraz anlatır mısınız? PG Backrest içinde mümkün mü? E, Fahrettin Bey bunu... ...geçen yayının sonunlarında gösterdim. Uygulamalı olarak gösterdim. E, point in time recovery tabii ki mümkün. Örnek veriyorum. bugün saat kaç şimdi Türkiye'de? 18.47. 18.30'da birisi drop table dedi. Siz de bunu fark ettiniz 10 dakika sonra. Geri dönerken tre tre time işte verip tre tre type time ondan sonra işte time'ı verip dönebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Geçen yayında uygulamalı olarak gösterdim. Yayını takip etmenizi rica edeceğim. Sonlara doğruydu yanlış anımsamıyorsam. yine Muhammed Bey'in bir sorusu var. Hemen yanıtlayayım onu. Ana sunucudaki tabloda insert edeceğimiz ID, yedek sunucudaki logic replication'daki tabloda unique constraint olarak varsa, ana sunucudaki insert işlemi hata alır mı? Hayır, kesinlikle hata almaz. Ee, böyle bir şey yok. Zaten çıkışması e, çıkışmayacak. Evet, ana ana sunucuda kesinlikle e, ana, ana sunucuda kesinlikle eee Özür dilerim. Anonsuncuda e, kesinlikle hata almazsınız. En azından benim bildiğim kadarıyla e, durum böyle. E, Muhammed Bey. Başka sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Bu arada e, soru soran arkadaşlar eğer sorularda e, yani tam tatmin olmadıysanız e, sorularınızı tekrar sorabilirsiniz. Açmamı isteyebilirsiniz. E, Muhammed Bey, e, Mücahit Bey, e, Fahrettin Bey ve diğer arkadaşlar. E, Logical Replication Primer'den bağımsız diyebilir miyiz? E, Ali Bey'in bir sorusu var. E, yani bir noktada diyebilirsiniz. Çünkü burada replikasyondan bahsetmiyoruz. Öbür taraf bambaşka bir veriye sahip olabilir. O yüzden e, evet diyebiliriz. Diyebiliriz. Yani logical replication en sade hali sadece datayı replik ettiğiniz hal arkadaşlar. Sadece datayı replik ettiğiniz e, hal. E, diğer şeyler değil. Diğer e, seçenekler değil. Yani e, en basit halinden bahsediyorum. Yani Sadece olduğu gibi insert, update, delete, replicate edersiniz. E, biter. E, sadece ben 3 tane tablomu replik etmek istiyorum dediğiniz e, çözümler için bu yeterli bir şey. Ee, Muhammed Bey'in sorusu var. Ee, farklı Postgres versiyonları arasında logical replication yapılabilir mi? Az önce hocam, e, az önce derken 15-20 dakika önce söyledim e, Muhammed hocam bunu. Logical replication'ın zaten getirilme nedenlerinden bir tanesi de bu. Bir tanesi de bu. Çünkü burada insert, update, delete alıyor. Öyle vol kaydı falan replay etmiyor. O yüzden farklı Postgres versiyonları arasında da replikasyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani 11'den 12'ye, 12'den 11'e örnek veriyorum replikasyon yapabilirsiniz. Sorularınız varsa zevkle alabilirim. Ee, streaming Kenan e, Canbay'ın bir sorusu var. Streaming replication çalışan bir sunucu üzerinden başka bir sunucuya logical replication yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz. Yani bir primary sunucudan hem logical replication hem de streaming replication yapabilirsiniz. Çok güzel bir soruydu. Ben bunu keşke ben söyledim, baştan yanıtlamış olsaydım Kenan Hocam. Baştan söylemiş olsaydım. Çok doğru. Çok güzel bir soru. Tekrar söylüyorum. Streaming replication çalışan bir sunucu üzerinden başka bir sunucuya logical replication yapabilir misiniz? Pardon. Ben bu soruyu şu anda galiba yanlış yorumladım. Kenan Bey'in sorusunu. Yani standby sunucudan logical replication çıkabilir mi diye soruyorsanız eğer o başka. Onu hayır. Ama primary sunucudan hem logical hem de standby çıkabilirsiniz. Metin Ulusyan'ın bir Kenan hocam sorunuzu net anlamamış olabilirim. Eğer sorunuz stand standby'dan logical replication çıkabilir miyimse bildiğim kadarıyla bu sorunun yanıtı hayır bildiğim kadarıyla. Ancak primary'den hem logical hem de streaming replication çıkabilirsiniz. Hangisi sorunuzu onu bilmediğim için ikisine beraber yanıtlamış olayım. E, Metin Ulusan'ın bir sorusu da var. Bir sorusu var. E, i̇ki yönlü, yönlü replikasyon düşünüyorsak logical replication düşünmeyeceğiniz diye anlıyorum doğru mudur? Şimdi iki yönlü replikasyon. Yani bugün LinkedIn'den iki tane mail yanıtladım bununla ilgili. Önceki yayınlarda da söyledim. İki yönlü replikasyon bambaşka kavramlar arkadaşlar. bunu yapan iki tane ürün var. Bir tanesi Enterprise DB'nin XDB. İkincisi Segit Quadrant'ın BDR yazılımları. Bunların ikisi de ticari ürün. onu baştan söylemek istiyorum. İki, yani ya iki önlü replikasyon bir defa iki yönlü replikasyon da şey bu. i̇kisi de logical replication kullanıyor. <laughs> bu arada. Daha doğrusu streaming replication da kullanabiliyorlar. E, 9.4'ten sonra logical daha doğrusu replication slot kullanıyorlar. Özür özür diliyorum. Yanlış ifade ettim kendi. Onun üzerinden logical decoding yapıyorlar. Aslında logic replication yapıyorlar. Ee, onu da söylemek lazım Metin Bey. Ee, yani doğrudan logical replication siz tanımlamıyorsunuz. Ee, ama bunun için ar araya bir araç kullanmanız gerekiyor. Çünkü çift yönlü replikasyon dediğimiz zaman iş gerçekten başka multi master'a gidiyor. Konu. Ee, evet. Symmetric DS, DS yapıyor trigger bazı çift yönlü replikasyon. Trigger bazı çift yönlü replikasyonu Girmiyorum çünkü çıktı artık yani XCB, ile, XCB yıllar önce trigger replication, trigger bazı yapıyordu. Son 5 yıl, yıl oldu galiba çıkalı. Ee, ciddi miktarda performans sıkıntısı vardı. Onu da baştan belirteyim. Zaten yayın içinde de söyledim. Slony'de de vardı e, trigger bazlı Mesela Slony ile yapabilirsiniz multi master bu şekilde ama yapmayın. Çünkü trigger getireceği yükü tahmin bile edemezsiniz. Yani yoğun veri tabanlarında özellikle ciddi miktarda e, sıkıntı olacaktır. Başka sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Birkaç dakikam daha var çünkü arkadaşlar. Muhammed Bey ben size bir soru sorayım. E, simetrik e, simetrik değisi kullandınız mı? Yoksa hani teorik olarak mıydı? Tamam. Teşekkür ederim. Bir arkadaşım tavsiye etti demişti. Evet. Ee, arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bonus yayın olduğu bir miktar. Ee, yine YouTube'a yükleyeceğim. Sadece görselini bekliyorum. Görseli henüz gelmedi elime. Yayın görseli. Salı günü 13.30'da devam edeceğiz. Salı günü 13.30'da, konu şu anda elimde yok arkadaşlar. O yüzden ezbere bir şey söylemeyeyim. Ama yine çok önemli bir e, konu. Anladım. Yanlış hatırlamıyorsam extension'ları anlatacaktım. Tekrar söylüyorum, benim listem dahilinde devam ediyorum. E, bugünkü bonus oldu sadece. E, programı öne çekmek zorunda kaldım. Katılımlarınız için çok teşekkürler. Tekrar söylüyorum, youtube.com/devrimgündüz Lütfen abone olun, lütfen abone oldurun. Oradan da takip edebilirsiniz yayınları. Önceki yayınları da işte kurum içinde paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere tekrar söylüyorum. Salı günü 13.30.